Evet. Bir cevabın var mı? Orhun'un layığı, hak ettiği eş adayı gerçekten sen misin? Susuyorsun değil mi? Tahmin ettiğim gibi. Bir cevabın olamayacağını biliyordum. Getirdiğin tepsiyi geri götür. Kahya suyunu değiştirip ilaçları yeniden getirsin. Durmayacaksın değil mi anne? Ben gerçekten çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten. Nurşah, açıkçası bu kadarını ben de beklemiyordum. Bak, ne olursa olsun biz davamıza odaklanacağız. Çünkü biz işimizi en iyi şekilde yaptık. Nurşah, biz eksiksiz bir dava dosyası hazırladık. O yüzden sorun yok. Tamam mı? Artık karşımızda Afife Demirhanlı'nın paralı askerlerden bir avukat ordusu var. Onların karşısında da birinci sınıf avukatlar olan Kenan ve Nurşah var. Hem bak, bizim elimizde tezimizi kanıtlayacak kanıtlar da var. Aray sahipleri arkamızda. Ya onu da geçtim Nurşah. Biz kılı kırk yararak müthiş bir dava dosyası hazırladık. Öyle değil mi? Ve o zaman karşımızda istersen 10 tane, istersen 100 tane avukat olsun. Hiçbir şey değişmez. Parayla kanunları değiştirecek halleri yok ya. O zaman önümüzde kazanmamız gereken bir dava var avukat bey. Hadi. Hadi bakalım. Önden buyurun avukat hanım. Orhun Demirhanlı'nın yanında yerin ne? Bir köle eskisi mi? Bir ev hanımı mı? Bir ne? Nesin sen? Kimsin? Ona layık mısın? Hı? Orhun Demirhanlı'nın hak ettiği eş adayının kendin olduğuna gerçekten inanıyor musun? Sayılmaz. Ben kimim? Ona layık mıyım? Yalan mı? Köle eskisi değil miyim? Kardeşim. Ne oldu? Niye ağlıyorsun?
Ne var olacak, yattı mı? Bir şey mi dedi? Yoksa Hafife Hanım mı yaptı bir şey yine? Az önce Hafife Hanım'dan hayatımın en acı dersini aldım. Orhun'u hak etmediğim. Çünkü aslında benim onun yanında bir hiç olduğum hatırlatıldı. Aile, eğitimim, daha önce yaşadığım hayat. Hiçbir şeyimle onun denge olmadığımı söyledi. Sen kimsin dedi bana. Bunu hak ettiğini düşünüyor musun dedi. Hiçbir şey diyemedim biliyor musun? Ama bunlar sevgiyle, aşkla ne ilgisi var ki? İnsan gerçekten seviyorsa o hak ediyor ya da etmiyor demez ki. Birini sevdiyse, o da seni sevdiyse zaten hak etmişsinizdir. Bak, enisteme sorsalar buna cevaplayamaz. Kimse cevaplayamaz. Saçma bir soru. Ama soruda gerçeklik payı var. Ben tam da tarif ettiği insanım. Bak bana, hiçbir şey değilim. Hayır, hayır. Aile, soğadı, zenginlik falan. İkinde iyilik yoksa bunlar hep boş. O iyilik var sende. Kalbin pırlanta gibi. Eniştemi gördüğü şey bu. Gümrük muafiyetleri önemli. Bu konuda bir uzmandan destek alırsan daha iyi olur. Bize biraz müsaade eder misin? Orhun'la görüşmem gereken bir mevzu var. Tabii, ne demek? Orhun, çok teşekkür ederim. Yani sen olmasan bunlara vakıf olmam mümkün bile değildi benim. Çok sağ ol. Ona söyle, beni bir daha rahatsız etmesin. Israrla peşimde. Yüzünü görmek bile yeterince sinirimi bozarken bir de konuşmaya kalkıyor. Neymiş? Rızamı istiyormuş. Yeter. Dilenci gibi peşimde dolaşmasın. Çıkacağız bu işin içinden. Yine kıyametleri koparmış. Avukat hanım, içeride neydiniz öyle? Yani resmen dokuz kaplan gücündeydiniz. Adamların bütün tezlerini elinizin tersiyle atıp geçtiniz. Vallahi helal olsun. Abartma istersen. Abartmak mı? Ya sen adamların yüzünü görmedin mi? Resmen hakime söyleyecek cevap bulamadılar. Neyse, evet. Maçın birinci raundunu kazandık avukat bey ama hemen gevşemiyoruz. Önümüzde başka raundlar da var. Vallahi böyle giderse diğer buluşmalarda olacakları söyleyeyim ben sana. Adamlar resmen dava bitsin diye hakime yalvaracaklar. Bak görürsün. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu davayı kazanacağız, merak etme.
Sana rağmen bu davayı kazanacağım. Bana engel olamayacaksın. Becerisizleri. İndir lan o tabelayı. Mis gibi o ofisini satmayı beceremedin. Neymiş? Çok para istiyormuşum. Lan senin piyasada haberin yok herhalde. Ha? Senin becerisizliğin yüzünden mis gibi ofise 3 kuruşa mı satacaktım yani? Oğlum Raşit, gene iş başa düştü. Kendi işini kendin becereceğim be. Allah Allah. Zaten kurda sormuşlar. E sen niye kalın diye. Kendi işimi kendim görürüm de ondan demiş. Lan madem kendi emlakçılığımı kendim yapacağım, komisyonunu da cebime cukkalarım. Kurt emlak. Güzel oldu be. Musa. Hira'yı gördün mü? Az ileri. Ama çok üzgün be enişte. Ne olduğunu söyledi mi? Bir şeyler olmuş işte. Benim kardeşim her şeyin en iyisini layık enişte. Tamam. Çok zor şartlarda büyümüş. Öyle zenginler gibi fırsatlar onun ne sarılmamış. Ama bu suçu değil ki. Herkesin kısmeti farklı. Haksız mıyım? Anladım. Hiç durma. Git konuş kardeşimle enişte. O da bilsin. Ben ne kadar dil dökersem olmuyor. Sen anlatırsan o da dinler. Bence bugün çalışmaya ara verelim. Şöyle gidelim deniz kenarında biraz yürürüz, hava alırız. Güzel gelir. Hem de başarımızı kutlamış oluruz. Ne dersin? Ne başarısı? Nurşah ilk celseyi kazandık ya. Hani 1-0 öne geçtik, sen öyle dedin. Biraz rahatlamak iyi gelmez mi? Saçmalama canım. İkinci celse için hazırlanmaya başlamamız lazım. Nurşah. Bak daha duruşmadan yeni çıktık. Daha biraz hava alalım, rahatlayalım. İyi gelir. Zaman aleyhimize işliyor şu an. Ben annemi tanıyorum, o bu noktada durmaz. Daha ilk celseden karşımıza bir avukat ordusu saldı zaten. İkinci celsede kim bilir nelerle karşılaşacağız. O yüzden bekleyecek vaktimiz yok. Her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Zamanımız da yok ayrıca. Davayı ben kazanacağım, göreceksin. Çünkü davayı kazandığımda yüzündeki ifadeyi merak ediyorum anne. Nikah kıymadığım için çok pişmanım.
Seni böyle üzgün görmeye tahammülüm yok. Bu kadar helak olmana değer miydi? Annemi biliyorsun. İnsanların canını yakma konusunda ustadır. Sen benim duygusal savaşçımsın. Her aldığı yaranın ardından yılmadan ayağa kalkıp savaşmaya devam eden dünyalar güzeli savaşçım. Bu sefer savaşı kaybediyorum galiba. Hiçbir şey için savaşmak zorunda değilsin. Bizim zaferimiz belli. Sen benimsin, ben de senin. Nokta. Ali'nin yemek saati geldi. Ben içeri geçiyorum. Sen de hazır bahçedesin. Biraz yürüyüş yap istersen. Doktorun söylediklerini unutmayalım. Ben de birazdan yanına gelirim. Hoş geldiniz. Vekaletler tamam değil mi? Tamam abi. Bizden kaçar mı? İyi. Noter tıklım tıklımdı. O yüzden geç kaldık biraz. Yok sorun değil. Duruşma muhteşem geçmiş. Haberleri aldık abla. Yani öyle hemen havalara girmeyin. Maç daha yeni başladı. Şu mülkiyetle ilgili 35. maddeye dayanak yapacaktık Ceylan. Unutmuşsun. Özür dilerim abla. Bir de şunu ekledim ona. Yeni delillerin Yüce Mahkemeniz tarafından değerlendirilmesi, yeni dava dilekçemizin iddianın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasasını ihlal etmediğini açık bir şekilde ortaya koyacaktır. Bunu sakın atlama, tamam mı? Tamam. Sen şimdi onun taslağını hazırla, sonra birlikte bakarız. Unutma ama ona göre. Ne oldu? Bana anlatmadığın şeyi mi düşünüyorsun hala? Pişt. Beş adım. İyi misin dayı? Yorgun görünüyorsun. Yorgun değilim. Afife Hanım'a kafam takıldı. Biraz endişeliyim. Hanımefendi son günlerde bayağı zor zamanlardan geçiyor. Olaylar arka arkaya geldi. Benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Neyse. Kilere gidiyorum ben. Eksiklere bakıp alışveriş listesi yapacağım. Siz mesafeye dikkat edin. Ve işinize bakın. Hadi. Gonca, bir şey diyeceğim. Senin dayın. Ne olmuş dayıma? Her zamanki hali işte. Beş adım. Uzak durun. İşinize bakın.
Yok, onu demiyorum. Başka bir şey. Ben onun başka bir şey üzüldüğünü hiç görmedim. Hep Hafife Hanım için. Anlasana işte. Acaba diyorum, senin dayın Hafife Hanım aşık olabilir mi? Aman sen ne diyorsun? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Dayı, aşık olmak ve Hafife Hanım. Yani olacak iş değil ya. Vallahi ben de senin gibi olmaz diyorum. Ama sonra bir baktım, acaba diyorum, olabilir mi? Ay sus! Olur mu öyle şey? Olacak şey var, olmayacak şey var Musa. Nereden çıkıyor böyle şeyler? Aa! Bak sen de göreceksin. Çünkü görünüyor. Şey gibi, hani o diyorsunuz ya, kayda bir şey istemiyor. Öyle gibi. Görünen köy kılavuz istemez. Ceylan, şu yeni tanının TC'si neydi? Şey... Evet? Ben onu bugün öğrenecektim. Nasıl yani? Daha aramadın mı? Yok. Yani... Yanisi falan yok Ceylan. Ben sana sabah aranacak demedim mi? Boşa tamam. Daha vakit var. Ceylan sorun yok. Sorun var. Ne demek sorun yok? Hem de çok büyük bir sorun var. Neden benim söylediklerim yapılmıyor? Herkes böyle kafasına göre davranırsa biz bu davayı nasıl kazanacağız? Dava gelir geçer, tanığın TC'sinde bir ara alırız. Bu mudur yani? Yok, ben şimdi hemen öğrenirim. Gerek yok. Ben kendim hallederim. Sonra unutursun falan, hiç risk almayalım. Ali'nin yemeği hazırlardık kardeşim. Ben ve Gonca müsaittik aslında. Evet, biz hazırlardık. Olsun. Ali ile ilgili her şeyi kendim yapmayı seviyorum biliyorsunuz. Yok, yani isimiz yok da ondan. Sen geldiğinde biz öyle havadan, sudan konuşuyorduk. Öyle boş boş yani. Evet, duydum. Duydunuz mu? Ne? Ne duydun? Ne karıştırıyorsunuz? Yani duydum derken laf gelişi. Fark ettim demek istedim. Ama duymam gereken bir şey varsa... Yok. Bir şey yok. Ne olacak ki? Senin keyfin biraz yerine gelmiş galiba. Eniştem konuşmuş mu seninle, değil mi? Eniştem böyle zamanların adamıdır. Süper kahraman gibi. Tam zamanında geliyor. Aşk her şeyin iskiridir. İskiridir miydi Gonya? İksir. O işte. Kardeşim, siz aranızdaki aşk sayesinde her şeyin üstüne gelebilirsiniz. Birisi çok zenginmiş, öteki çok uzakmış, aralar mesafe varmış. Mümkün değil. Aşk her şeyi yıkar geçer. Engel tanımaz. Yalan mı? İnsanın gönlünü kime kayacağını kimse bilmez ki. Anladık Musa'cığım, tamam. Ben geç olmadan Ali'ye yemeğini götüreyim.
hiç dilinin kemiği yok Musa, hiç. O ne demek ya? Dilde kemik mi oluyormuş? Aman, nerede ne konuşacağını bilmiyorsun yani. Duymamış işte, daha ne istiyorsun? Yok neymiş, insan seveceği kişiyi seçemezmiş falan da filanmış. Nereden çıktı bunlar? Ya daha ne istiyorsun, duymamış. Tamam, uzatma. Yeter. Biraz olsun büyü artık. Hala küçük bir kız çocuğu gibi davranıyorsun. Şu ettiğin laflara bak. Annem var karşında. Şirketi Affe Demirhanlı satın aldı. Yani artık karşınızda avukat olarak 80'ine merdiven dayamış Lütfü Bey yok. Hepsi kendi alanında uzman, koca bir avukat ordusu var. Ha bu arada, bu sizin için. Affe Demirhanlı size vermemi istedi. Bu beni karşınıza aldığınızda olacak şeylerin sadece ilki. Uyarı mahiyetinde küçük bir hatırlatma. Bu şey iyi misin? İyiyim ben. Merak etme. Konuşmamız lazım. Sonra konuşsak, şu an çalışıyorum çünkü. Tamam, sen konuşma. O zaman sadece dinle. Nuşa, sen ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Bak, bu dava senin aklını başından aldı. Sen ne yaptığının farkında değilsin. Ne yaptım ki ben? Nurşah bak, seni çok iyi anlıyorum. Çok zor bir durum. Yani işin içinde annem var. Ve annen olduğu için de bu dava davalıktan çıktı. Nurşah bakar mısın bana? Bak, senin için bu davayı kazanmak çok önemli. Tamam. Davayı kazanıp annenin güçlü olduğunu ispat etmek istiyorsun. Buraya kadar her şey tamam. Anlıyorum dediğim gibi. Ama davayı kazanacaksın diye de çevrendeki insanları kırıp dökmene gerek yok. Bu çok yanlış bir şey. Ben kimi kırıp dökmüşüm ki? Ceylan içeride hala ağlıyor. Farkında değil misin? Lütfen ağlama artık Hiso. Bak, kendine acımıyorsun. Bari şu güzel gözlerine acı. Tutamıyorum kendimi Fatih.
çok zoruma gitti. Haklısın. Sana öyle bağırmasını gerektirecek bir şey yapmadım. Yani? Ya senlik bir durum yok bence. Nurşah abla başka bir şey sinirlenmiş. Baksana kendinde değil gibi. Acısını benden çıkarmasaydı keşke. Hep öyle olur ama. İnsan sıkıntısını hep en sevdiğinden, en güvendiğinden çıkartır. Kalbim kırıldı. Ben çıkayım da siz rahat rahat konuşun. Ceylan, ben çok özür dilerim senden. Ben gerçekten Tan'ı arayacaktım bugün. Acelesi olduğunu ben anlayamadım. Önemli değil. Olan oldu. Abla, sen niye bu kadar gerginsin? Nereden anlatmaya başlayayım ki Ceylan? Sadece şunu bilsen yeter. Seninle hiçbir alakası yok. Abin de, sen de zor zamanlardan geçtiniz. Hukuki olarak konuşmak gerekirse istihap hakkı doldu diyebilirim. Ben sadece alışkın değilim yani senden böyle şeyler duymaya. Onun için. Ben gerçekten çok özür dilerim tekrardan. Ben özür dilerim abla. Anlayamadım seni. Ne durumda geri sayım? Nikahımıza ne kadar kaldı? Kaç gün? Daha çok var. Böyle durumlarda sabırsızken yani. Zaman bir türlü geçmek bilmez. Saatler yavaş ilerler. Neyse ki yanımdasın. Yoksa asla dayanamazdım. Bak aklıma ne geldi. Nikahtan sonra atlayalım uçağa, yurt dışına gidelim. Nikah kadar belli ki annemle aranızda bayağı yaralar açılacak. Kan dökülecek. Yaralarını iyileştirecek en güzel şey uzaklarda bir tatil. Ne dersin? Çok isterim. Seninle yurt dışında gezmek, yeni yerler keşfetmek çok güzel olur. Viyana'da bir arkadaşım var. Onlara da uğrarız. Tanışmanı çok isterim. Eşi var Leyla, profesör. Resme, müziğe, sanata çok ilgili. Çok iyi anlaşırsınız. Orhun Demirhanlı'nın yanında yerin ne? Bir köle eskisi mi? Bir ev hanımı mı? Bir ne? Nesin sen? Ona layık mısın? Oradan da belki Venedik'e geçeriz. Biraz daha güneye inmek hoş olur. Selam.
O zaman ben de sana daha farklı bir şekilde teşekkür ederim artık. Hem böylesi daha romantik sanki. Her şey bir kez daha teşekkür etmek için gelmiştim. Test. Koskoca çalışma odasında bir tane bir kalem var ya. Merhaba. Akşam yemeğine hazırlık yapmam lazım. Ya sen hiç merak etmiyor musun? Etmiyorum. Benim görevim merak etmek değil. Benim görevim akşam yemeğini zamanında yetiştirmek. Bak salata geç kalıyor senin yüzünden. Dayını Hafife Hanım'ın yanında öyle görseydin sen de meraktan çatılardın. Çaktırmadan arasana ağzını dayını. Benim hatıram için. Musa kapat bu konuyu. Dayım hanımefendiye aşık falan değil, tamam mı? Hem bu konuyu böyle ulu orta yerde konuşma. Biri duyacak, kovduracaksın bizi ya. Dayım bir duysa kıtır kıtır keser bizi. Amma düşük çenelisin ya. Düşük çene şey mi oluyor? Dilim kemiği başka, o başka. Düşünüyorum da bütün kayalar yerine oturuyor. Yok taşlar. Bütün taşlar yerine oturuyor. Dayın hiç evlenmedi değil mi? Neden? Gidip kendine sorsana. Ay Musa durup dururken niye sorayım? Sor canımı okusun. Allah Allah. Kenesin kene. Sorarsam yakamdan düşecek misin? Düşecek miyim? Neden? Anlamadım ki. Yani düşecek misin? Susacak mısın? Bugün beni rahat bırakacak mısın? Artık işimize bakacak mıyız? Allah Allah. Bugün de hiçbir şey anlamayacağın tuttu. Hem az biliyorsun hem çok konuşuyorsun. Ama sevimliyim. Şeytan tuyu var. Bak bunu söylemeden ben söyledim. Soracak mısın dayı? Sormayacağım tabii ki. Benim hatıram için. Hayır Musa. Aa. Hayır.
Alo. Feriha, nasılsın Fikret ben? İyiyim Fikret. Sen nasılsın? İyi vallahi ya. Sesini duydum ya, daha iyi oldum. Kolay değil tabii, bunca yılın özlemi. Yani seni görmediğim zaman çok kaygı duyuyorum. Özlüyorum da biliyor musun? Ben diyorum ki, böyle bir müsaitsen 5 dakika gelip seni görsem be. Çalışıyorum Fikret. Bitirmem gereken bir iş var da. Bitirince arayayım mı ben seni? Tamam. Tamam, ben 4 gözle telefonla bekliyorum. Tamam. Ben de bir an önce aramak için elimden geleni yapacağım. Kolay gelsin. Fatih, işiniz bitince serbestsiniz dedim. Çıktılar. İyi yapmışsın. Belki Fatih Ceylan'ın kafasını dağıtır birazcık. Kızı çok üzdüm. Ya sonuçta gönlünü de aldım. Olsun. Yani gene de onu bu kadar üzmeye hakkım yoktu. Nurşah, siz arkadaş sayılırsınız aynı zamanda. Arkadaşlar arasında da böyle şeyler çok normal. Böyle kavgalar olabilir. Neyse, ben şu 3. Dünya Savaşı'na başlatacak olan konuşmayı yapayım istersen. Aman ha, dikkat et de tanığımızı da harcamayalım sonra. Dikkat ederim. Merhabalar Nurullah Bey. Ben avukat Nurşah Demirhanlı. Daha önce tanıklık için konuşmuştuk sizinle. Nasıl? Ama neden? Tamam beyefendi, açıklama yapmanıza gerek yok. Ne olduğu gayet aşikar zaten. Birisi sizi arayıp ikna etmiş. Bursa ne oldu? Tanıklıktan vazgeçmiş beyefendi. Hiç vakit kaybetmiyorsun Hafife Hanım. Bir haftamız kaldı. Bağış yemeği ve ardından müzayede. Derneğin en büyük organizasyonu olacak. Anladım, güzel. Peki sanatçılarla eserlerinin nakliyesi görüşüldü mü? Son dakikayı beklemeyelim. Zor ikna ettik, siz de biliyorsunuz. Evet, iyi bir gelir bekliyoruz. Tabii ki sizin de yardımınızla. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Alo. Hani bize 2 gün vermiştin ya anne. Boşu boşuna bekleme diye aradım seni. İstediklerin olmayacak. Ne bu davayı kaybedeceğim, ne de seçtiğim hayatı. Sen istiyorsun diye hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğim, anlıyor musun beni? Sen hangi cüretle benimle böyle konuşuyorsun? Benim ağzımdan laf bir kere çıkar. Ya dediklerime harfiyen uyacaksınız ya da... Ya da ne anne?
mutsuzluğun hıncını bizden çıkartıyorsun değil mi? Herkes senin gibi mutsuz olsun istiyorsun çünkü. Ama şunu çok iyi bil. Ne benim, ne de abimin mutluluğuna engel olamayacaksın sen. İstediğin kadar tehditler savur, istediğin kadar ultimatomlar ver, paralı askerlerini sal üstümüze. İstediklerinin hiçbiri gerçek olmayacak. Senin istediklerinin hiçbirini yapmayacağım ben. Anlıyorsun değil mi beni? Kendi kızımın bana ettiği laflara bak. Hadsiz. Annem var senin karşında. Annem. Gir. Özür dilerim ama eğer müsaitseniz önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Hiç sırası değil. Şimdi konuşamam. Söyleyeceklerimi bilmek istediğinize eminim ama. Yoksa sizi asla rahatsız etmezdim. Tamamen tesadüf bir şekilde bir bilgi öğrendim. Aile itibarıyla alakalı olmasaydı gerçekten size bunu anlatıp canınızı sıkmazdım ama bu konularda hassas olduğunuzu biliyorum. Dediğim gibi tamamıyla tesadüf bir şekilde Orhun odasında bir belge buldum ben. Geçen gün de Hira elinde gelin buketiyle geldiğinde aslında kuşkulanmıştım ama bir anlam verememiştim. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Orhun ve Hira. Eğer ki Nurşah'ın evliliği ortaya çıkmasaydı kimseye haber vermeden evleneceklermiş. Yani kimsenin sizden bir onay beklediği yok. Merak etme. Lütfen artık işlerinle ilgilen. Diğer işlerin bir önemi yok. Şu an en önemli işimle ilgileniyorum zaten. Demek... Saman altından su yürütüyorsunuz sinsice. Demek Nurşah'ın evliliğini öğrenmemiş olsam şu an evlenmiş olacaktınız. Bir de utanıp sıkılmadan yalandan rıza numaraları. Gözümün içine baka baka bana oyun oynayacaktınız öyle mi? Sen kim olduğunu sanıyorsun? Hangi cüretle bana oyun oynamaya kalkıyorsun? Afife Hanım ben... iyi bir niyetle yani kötü bir niyetim yoktu. Kimsenin sana oyun oynamaya falan çalıştığı yok. Biraz sakin olursan açıklayabiliriz. Bana iyilik yapacakmış. Sen kimsin? Kendini benimle denk mi görüyorsun? Benim gönlüme alma cesaretini nasıl bulursun kendinde? Tek vasfı hizmetçilik olan bir köle. Eğitimsiz bir cahil. Anne, sözlerine dikkat et. Sen ancak benim oğlumun gölgesinde yaşayabilirsin. Kendi başına bir hiçsin sen. Kocaman bir hiç. Anne, kendine gel. Onunla bu şekilde konuşamazsın. Kimse konuşamaz. Bu sözleri başka biri söyleseydi eğer... Benim rızamı alacakmış.
ayak takma aklınca bana lütfediyor. Yeter! Dışarı çık. Yoksa bu işin sonu çok kötü olacak.